Tekrar hoş geldiniz diliyoruz. Derneğimiz 2020 yılında kurulmuş olup köyümüzde bizim mevcut bir cemevimiz yoktu. Dolayısıyla bir sosyal tesis olarak böyle düğün salonumuz yoktu. Derneğimizin ana kuruluş sebeplerinden birisi budur. Köyümüze bir cemevi yapmak ve bir sosyal tesis kurmak. Tamamen kendi çabalarımızla yapmaya çalıştığımız yaptık. Devletten bir miktar aldık. Halkımız da verdi. Ben de katkı yaptım. Bu binayı yaptık. Bunu biz gerekenleri, tuğlasını, bunu bütün gereken malzemeyi ben kendim taşıttım, getirdim, götürdüm. Bu şey kaymakamla biraz katkı verdiler ama o kadar değil. Bunu biz kendimiz bu şekilde ayağa diktik. Devlet 300 verdi, gerisini biz kendimiz katkı yaptık. O şekilde meydana getirdik. Vallahi elimizden geldiği kadar devletten alalım dedik. Devlet tabii kısıtlamalar yapıyor kendi mevcut içerisinde. Biz devletten alacağımız bir şey yok. Ya desteklerini bekliyoruz. Hani yardımlaşalım. Hani bir binamız 550 metrekare. Hani bunu yapmak şu andaki piyasada gelirler düşük, giderler yüksek. Bunları yapmak biraz bizi yıprattı. Ama elimizden geldiği kadar yine de yapmaya çalışıyoruz. Avrupa'da yaşayan Alevi kardeşlerimize, canlarımıza desteklerini bekliyoruz. Yardımlarını bekliyoruz. Hani bu kadar külfete girdik. Ama zorlandık. Zorlanıyoruz da. Desteklerini bekliyoruz. Vallahi biz tüm canlara buradan selamlar iletiyoruz. Tekrar tüm canların da yardımlarını bekliyoruz. Bir tuğla koyan da bizim için bir. Yani yardımda bulunan bütün canlar bizim için bir. Bir anısı, hatırası olur herkesin. Evet. Geçmiş canların, hakkı yürümüşlerin ruhları şad olur. Öyle diyelim. Tüm canların da yardımlarını bekliyoruz. Daha da eksiğimiz çok. Çevre düzenlemesi yapılacak. İçerisinin fayansı olsun, kapıları olsun. Bu eksiklerin giderilmesi gerekiyor. Ve şu anda derneğimizde ciddi anlamda bir finansal anlamda şey var. Sıkıntı var yani, öyle söyleyeyim. Son noktasına kadar zaten biz getirdik. Hatta sıva ücretini falan karşılamak durumunda kaldık. Yani dernek yönetim, dernek başkanımız tarafından karşılandı sıva ücreti. Ustalığı. Daha hala da mevcut ödemelerimiz var. Daha bunda bu noktaya geldi ama devam eden ödemelerimiz de var. Yapılacak olan işlerimiz de var. Ve tüm canların katkılarını bekliyoruz size. Tam anlamda destek göremiyoruz ya. Yani bırakalım dışarıdaki canlara, mevcut canlarda bile baktığımız zaman şöyle buraya bir şey yapılıyor mesela, birisi gelip de işte hiç olmazsa maddi olarak değil de manevi olarak olsun böyle bir kapı açma yoluyla bir abi şuradan randevu alalım. Sizlere işte şu şekilde bir yardımda yapabilecek insanlar varsa bunlarla sizi tanıştıralım. Sizin gibi canların sayesinde olacaksa bu işler olacak ama bundan öncesinde gerçekten biz çok sıkıntılar yaşadık. İnşallah sizlerin sayesinde bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyoruz. Ve tüm canların katkılarını bekliyoruz. Eyvallah.